Çocukken ben mesela sıcak diye burada otururdum. Hurda sırasını beklerken. Niye öyle bakıyorsun? Çocukken ben mesela sıcak diye burada otururdum. Hurda sırasını beklerken İstaş Demir Çelik'te. Babamla amcam veya dayım arabada uyurdu. Ben de cant yoldan gelince araba sıcak olurdu. Burada otururdum ki burası sıcak olsun diye. Anladın mı? Buranın da ayrı bir yeri var bizde baba. 1, 2, 3. Herkese selamun aleyküm. Bugün misafirimiz kim? Kuzey. Kuzey baba. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube'a başlayalı bir sene oldu ve 61 bin olacağımız gün bir teşekkür videosu yapayım dedim. Benim için 61 bin olmak çok önemliydi. Bizi buralara getiren, kendi çapımızda tabii ki 61 bin olmamıza sebep olan ve daha fazlasına sebep olan bütün takipçilerimize çok 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 teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Dediğim gibi bu sosyal medyayı ben niye yapıyorum? Kuzey için. Kuzey'e daha iyi bir gelecek için ve Kuzey'in işte babam budur, torunlarına, çocuklarına işte dedeniz budur diyebilmen için bir video içerikleri yapıp mesela benim babamın bende resmi yok. Babamın kamyonla bende bir anısı yok. O zaman kamera yoktu. Kamera olsaydı ben seninle ilgili çok, babamla ilgili çok YouTube videosu çekebilirdim, doğru mu? Ama yok. Ne yapıyoruz? Sadece zihnimizde insanlara anlatıyoruz. O yüzden 61 bin olmamızdaki emeği geçen, videolarımızı sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Doğru mu baba? 61 bin. 61 bin. Konumuz neydi Kuzey baba? Konumuz eski zamanlar. Eski zamanlar. Eski zamanlarda ne yapıyorduk? Ben ilk kamyona ne zaman bindim biliyor musun? Ne zaman? Ne zaman? 1984 yılında. 1984. 79 model arabamız vardı, manımız. 1984. Yani kaç yaşında oluyor? 6. 6 yaşında beni ilk defa amcam İstanbul'a götürmüş. Mehmet'le gideceğim demiş. Şu köşede ne yazıyordu bizim önceden kamyonumuzun? Küçük Mehmet yazıyordu. İşte gitmişim gelmişim ama o zamanlar tabii ki aklım ermiyor Kuzey baba. İşte büyüye büyüye her yaz tatilinde falan sağda otur otur. O zaman kamyonumuzun içi de böyle geniş değil. Küçüktü. Yatakları falan böyle yanındaydı. Dardı. Evet. 1990'dı. Babamla yola giderdim. Amcamla yola giderdim. Amcamla babamla 3 kişi yola giderdik mesela. Sözünü bölüyorum ama kırmızı olan. He kırmızı. Boyası da çok iyi değildi. Bizim zaten bir kasadan bir de boyadan yüzümüz gülmedi. Hurda çektiğimiz için her arabamızın kasası boyasızdır bizim. O da olacak. Yapacağın işe göre. Neyse. İşte yaşım 10 oldu, 12 oldu. Her sene yazın böyle boş kaldığım zaman amcamla kaçıyorum, babamla kaçıyorum, gidiyorum, yiyorum, içiyorum, şamata gırgır. Yaşım 14-15 olmaya yakın artık aklım ermeye başladı. Amcamla tek başına gidiyorum ama artık işlerini de hallediyorum, kapağını örtüyorum, ne bileyim arabanın içini siliyorum. Su istediği zaman sağda bizim bidonumuz olurdu eski. Böyle şaşal falan yoktu ki o zaman. Bir bidon doldurulur işte. Azap'tan, Akyarma'dan, Bolu Dağı'ndan. O su ısınırdı. Amcam derdi ki mesela araba sürerken böyle ya Memoş derdi bir su ver de içeyim derdi. Çekerdi böyle şarkı, böyle şarkı dinlerken arabada rampa çıkarken böyle kuluk 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 ılık su içerdi. Şimdi nerede? Şimdi hafif su soğuk olmayınca içmiyor kuzey. Ya basılan ya da sıcak soğuğa bastırdığında akan şey. Su evet. Oradan işte anılarımızı anlatmaya başladık. Bir gün amcamla Bursa'ya gittik. Daha doğrusu önce Konya'ya gittik. Konya'ya malzeme yükledik. Amcam dedi ki ya Bursa'ya dedi bir şey var. Malzeme var. Bursa'ya yükledik abi. Bursa'dan Konya'ya şeker yükledik. Kaç ton? Bilmiyorum 12 ton mu o zaman 14 ton mu? Bir de Kuzey baba yolda şeker ıslandı. Eyvah. Hafif erimedi de böyle ıslandı. Adam anlar anlamaz davası. Konya'da amcam dedi ki Mehmet dedi adam dedi şekerin ıslandığını anlarsa dedi. Eyvah dedi nakliyeyi ödemez. Derken o ara ben adamı lafa tuttum bilmem ne. Adam dedi ya bu şeker hafif nemli mi falan filan derken yükü boşalttık kaçtık. Öyle de numaralarımız oldu. Ha önceden mesela Bursa'ya gittiğimizde babam amcamla Ramazan ayında mesela oruç tutardık ben küçüktüm. Bir küçük saatimiz vardı böyle.
Eyüp Sultan'dan aldınız. Ha, hani şu hırdavatçılarda veya işte yolda seyyar satıcıların sattığı kare, kötü küçük kare saat olur ya. Sayılar küçük sonra hızlanırdı. Zorla kaldırma. Bir de amcam dedi ki gece ne yiyeceğiz Mehmet dedi. Vallahi amca bilmiyorum ne diyorsan onu yiyelim dedim. Sahura bakacağız gece. Ben de bazen amcam dar yatak şu kadar. Rahatsız olmasın diye arada şanzımanın arada yatıyorum. Timsah yeseydiniz. Timsah Bursa'da timsah var mı? Bir de Kuzey Baba. Gece tavuk almış amcam. Pişmiş tavuklar oluyor böyle. Bulgur pilavını veya but mutlu. İşte ayran almış, soğan almış. Gece. Gece bu saat çalmaya başladı. Üçte dı. O olay. Bir de gece kaçtık kalktık böyle elimiz yüzümüz uykulu uykulu kamyonun içinde sahur yapıyoruz. Tavuk yiyoruz. Amcam diyor ki acıkırsın oğlum gündüz fazla yedi ya ağzıma doldur. Tuz döküyoruz bir soğan yedik gece. Baba. Gece soğan yedik bizim arabanın içi var ya bir soğan kokuyor soğan fabrikası gibi. Camı peceyi açtık yattık sabah bir kalktım ağzım dilim kurumuş. Ya şey olsaydı. Orucu da bozamıyorum he. Ya başka bir şey olsaydı. Sucuk yiyeydik. Yok gaz. Amcam mesela küçükken Kuzey bana sarılarak yatardı böyle. Çünkü yatakta dağırdı. Miniciktik diye hesabı. Beni çok severdi. Böyle yatardı babam amcam. Bazen babamla amcamla yola giderdim. Arada gezerdim. Biri yatardı. Biri yola giderdi. Hiç ikisi bir arada yatmazdı. Belki çok zor ihtimal. Eskiden adetti mesela. 19'u, 20'si, 22'si yataksız arabası olan... Bir de yataklı arabalar vardı. Avrupa 240'lar, 210'lar vardı. İşte yataklı kamyonu olanlar vardı. Gece misafir ederlerdi. Yataklı arabası olan, iki katlı yataklı arabası olan, yataksız arabası olanı ve bostosu olmayanı mesela ısınma sorunu olan kamyoncuyu misafir ederdi. Gel bende yat derdi ki sabaha kadar üşüme diye. Bunlar da vardı ama o zaman tabii ki babamla amcamla yola gittiğimiz zaman hurda sırasında 3 kişi olduğumuz için mecburen biri gidiyordu, biri yatıyordu, biri aşağıda sıra bekliyordu gibi gibi. Mesela benim arkadaşlarımın BMW'si varmıştı bizim gibi. He. Birisi koltukların hani böyle cam olur ya. Birisi o koltuğun camının oraya yatarmış. birisi küçük olduğu için boyu küçük var ya bir tane. He. O da abisinin kucağında yarım saat yatarmış. Birini de arada yatarmış. Biri tavanda biri camanda, ben camda. Ben de çok bagajda yattım. O bagajda yatmış birisi. Çoluk oğlu kamyonun bagajından bahsediyorum. Senin dünyanın taksi dünyası. Benim dünyam kamyon dünyası. Ben kamyonun bagajında yatardım. O çoluk oğlunda bir şey kokardı böyle. Bir kimyasal gibi o Gebze'de Diler'in oralarda. O kimyasal o bagajda sıcak olduğu zaman yatamıyor ki arabanın içinde. Kanter içinde kalıyorum. Bir de iki kişisin. Mesela anlatacağım anıların içinde Kuzey mesela benim babam yola giderken kesinlikle bu arabanın burası veya önü kesinlikle şeftali, muz, Antep fıstığı, fındık, fıstık ve özellikle kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği olmazsa olmaz. Kabak çekirdeği mesela burada böyle yapardı babam. Yesene Mehmet. Yesene Mehmet. Yesene hadi yiyelim oğlum. Babamla ben şeftali yiyordum. Oğlumla da muz yiyeyim. Arabanın içinde değil mi baba? Kusura bakmayın. Şeftali mi? Evet. Şimdi var ya bu videoyu yapıyoruz ya biz. He yapıyoruz. Bu videoyu çekiyoruz ya. He. Barış abi veya Özgür abi he. Bir şeyi anlayacak. Ne anlar ya oğlum? Özgür abi anlar o işi. iPhone ya onun gibi de. Anladım ben. Mesela işte tonajlı çalışırdı amcam babam. 26-27 ton yük atardı arabaya, 14 tonluk arabaya, 15 tonluk, 16 tonluk arabaya. Bolu Dağı'nın tabanında aşağıdan pompanın ayarı var. Dururdu böyle, ayarını açardı, kamyon çıksın diye. O da çıkmıyordu. Kalıyordu. Uyurdum böyle. Hiç unutmadığım anılarımdan birisi de mesela. Tabii çocuksun, uyuyorsun arabanın içinde. Yün döşek var, küçük yatakta. Sabah 5-6 kuşluk vakti gibi böyle uyanırdım. Kamyonun içinde arabanın şanzıman sesine uyanırdım. Amcam böyle kuşluk vakti şarkı söylerdi. Al Fadime'm, bal Fadime'm, yanakları gül Fadime'm. Uyanırdım böyle.
İşte amcam derdi ki, ya Mehmet acıktı mı derdi. Acıktım derdim. Gene gideceği yere kadar giderdi. Ya ben sana diyorum ya devam, acıktım mı oğlum, acıktım mı, canım bir şey istiyormuş, sana elini ayağını doldurayım, çantalar işte. Çünkü çocuk abur cuburla meşgul olur. Eğer çocuğun buzdolabı veya evinde abur cuburu yoksa çocuğun canı sıkılır, gözü dışarıda olur. Anladın mı? Tedarikli olmak. Hazırlıklı. Hazırlıklı. Öyle işte baba, yani ne bileyim, şimdi düşünsene babanla yola gidiyorsun, küçüksün, büyüyorsun. Oğlunla yola gidiyoruz. Baba. He. Sen hiç Adem diye biriyle badem yedin mi? Yemedim oğlum. Adem de badem yemiş. Aferin baba. Neyse. İşte anlatacağımız şeyler böyle. Başka bir şey yok. Daha binlerce var da. Vermesin. Hiç Mercedes'e bindin mi? Mercedes'e bindik. Dayılarımın arabası vardı. Bak sana bir anımı anlat. Dayılarımın 20-290'ı vardı. Bir de 26-22'si vardı. 18-40 yok muydu o sırada? Bir dakika dur. 26-22'si vardı. Bir de 22-190'ları vardı. 26-22 ile yola giderken, tabii biz eski arabada büyüdüğümüz için araba 26-22 Mercedes oldu. Biraz daha kademe atladık. Rampaları ikiyle çıkıyor falan filan. Bir de abi bak dedim. Bir tane 22-190 çıkıyor. Bire düşmüş rampayı. Ya dedim şuna bak dedim, eski günler. Bebeğim ama daha değil mi, eski günlere bak. Adam zor çıkıyor buraları diyorum. Biz diyorum aşıyoruz geçiyoruz. Gün oldu, devran döndü. Dayımgil o 26-22'yi sattı. O rampada üzüldüğüm kamyonu aldım. Ne oldu biliyor musun? Hı. Aynı Bolu Dağı'nda yemin ediyorum sana. Vay, biz zar zor çıkarken o kamyon karşıdan geçiyor. Demek ki kullanan da hata var. Ne hatası oğlum? Bak peki baba, sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Tırda mı MAN'dan daha iyi tırda mı MAN Mercedes'ten iyi, kamyonda mı? Oğlum her arabanın kendine göre özellikleri vardır. Her arabanın kendine göre güzelliği, avantajı, dezavantajı vardır. Mesela aha şu duran araba. Freni zayıftır. Öbür arabanın ne bileyim milyon kilometre yapabilme ihtimali zayıftır. Türkiye şartlarında niye biz bu arabayı kullanıyoruz? Mesela bu araba 20 yıldır, 14 yıldır makine yüklüyor mesela. Vuruyor yukarıdan tonaj alsın diye kabama, buzdolabı atıyor makine. Ne yapıyorsa ama hala. Geçen adamın biri bindi, dedi ki ya araban çok sessiz dedi ya, çok konforlu dedi araba mesela. Yani niye? Çünkü Alman teknolojisi civatayı sıkarken ve araba yaparken kendi bineyecekmiş, kendine araba yaparmış gibi yapıyor Almanlar özellikle. Bir de Almanya'daki dürüstlük şeyi var, dürüst insanlar. Dürüst olunca ne oluyor? İşte daha bizim arabamız 14 yaşında, 2006 model. Daha fitilinden rüzgar almıyor mesela. Ama bazı arabalar fitilinden rüzgar alabiliyor. İlk 6 aylık araba mesela. Niye? Bir şey, şimdi kaliteli şapka var. O şu kafandaki şapka var. Mesela 10 milyona da şapka var. 150 milyona da şapka var. Niye? Adam dikişini sağlam yapıyor. O önündeki şeyin kartonunu kullandığı kumaşın boya atmaması, yıkandığı zaman hijyenik olması, ter yapmaması. Anladın mı? Ne kadar para? O kadar köfte. Bir yanlışın var. Araba 2006'ysa, 14 yaşındaysa 15 yaşında. Ya işte 15. yaşına girdi. 15. yaşını 10. ayın 10'unda kutlayacağız. 10. ayın 10'unda. Yani diyeceğim bunun bir sürü marka var. Önemli olan nedir? Sana hitap eden, hoşuna giden, işte boyun uzunsa, 1.90 boyunda bir kamyoncuysan, XX large araba alacaksın. Ayağa kalkamazsın. Anladın mı? Ama boyun kısa bir adamsan mesela basamağı iki tane olan alabilirsin. XX'ler. Şimdiki çıkan mesela 18-53'ler falana bakıyorum Mercedes'leri. Şoför ta yüksekte duruyor. Ta şuradan yukarıdan bakıyor. Biraz da diyorum ya kaza olursa Allah korusun şoförün kurtulma ihtimali yüksek. Daha yüksekte duruyor mesela. Bunun yüksek kabinleri var. Şurasının aşağıda olduğu, kendinin yüksek olduğu. O daha konforlu ama kış günü de ısınmıyor. Hayır hayır, hani
Böyle şimdi bir akım çıkmış TikTok'ta. Böyle birisi zayıf, birisi en iyisi gibi bir şeyler çıkmış. Diyor ki insanlar, kanka kamyon yap, kanka tır yap diyorlar. Her yerde böyle değişik markalar, hiç bilinmeyen markalar üste çıkıyor. Öyle, o yüzden sordum. Anlat bakalım Kuzey Baba. Ben de anlatayım. Ne bileyim, anlat. Eski yola gittiğin günleri anlat. Kamyonculuk anılarını anlat. Yalan anlat bari, nasıl anlatacağım? Yalan. He. Yalan anlatmasam. Anlat işte. Bir gün gidiyordum işte, şöyle oldu böyle oldu diye anlat bakalım. Bir gün babamla beraber yemeğimi yedikten sonra Sincan'a gidiyorduk. Sonra Sincan'da Barışçı izliyordum. Ondan sonra orada bir yere girdik 3 kere. Sincan değildi ama sanırım, bilmiyorum. 3 kere aynı yere gidip geldik. Ben yere düşme korkusu. Çünkü yer 30 metre 40 metre. Ha, şu 3 sefer attığımız yer. Kereslecilerdi. Uçurumun dibinden yük yüklemiştik. Evet bak, onu da unutmamışsın. Ben unuttuydum, bak sen unutmamışsın, gördün mü? Uçurumdan düşeceğim diye babama... Baba. Evet, Kuzey Baba'nın yemek geldi. Uçur lan. Abi! Abi! Ulan! Abi! Trak! Tut! Hani parayı nereye koyduk? Ne parası? Yemeğe bedava mı yiyeceğiz? Dur! Şu ayakkabımı bir verelim. Ayakkabımı mı giydin? 100 lira üstü getirdi. Adamsın. Tamam Kuzey, yemeğini ye, kapat da oğlum. Evet, Kuzey Baba'nın en sevdiği durum. Yemek. Ne yiyoruz baba? Döner. Afiyet olsun babacığım. Dönerse döner, dönmezse senin değildir zaten. Dönmez. Nasıl yani, böyle mi getirilmiyor? Hani biz alıyoruz ya normalde. Oğlum o döner değil, bu ocakbaşının döneri hurdacılar sitesi. Evet, Kuzey Baba ile YouTube videosu. O nasıl yemek yeme la? Böyle şimdi, tamam mı? Böyle çekecek bizi. Şu an yan yan çekmesi lazım. Şu an kaydedince yan yan çekecek. Bizi dik çekmiş. Demin bir saat boşa çekiyor. Konuştuk ya. Şu an ne çekiyor? Eğer şu anda da düzgün çekmiyorsa. Ben anlamadım, niye öyle yaptın? Tövbe tövbe. İşte sakin oturuyoruz öyle. Biz de oturuyoruz. Kuzey ile video çekiyoruz işte. Senin perdelerin orada. Kırmızı perdeleri çektik. İçerik de çıkmıyordu amına bu arada. Niye? Hepimiz orada gidip gelmeyecek bir yere. Abi içerik kolay. Evet. Kamerayı koyacak yer bulamıyorum ki, içerik kolay da. Bir açıyı yakalayamadık yani. Açıyı bulamadık diye. Açıyı bulamadık. Sahip olsun bakalım abi. Sen iyisin. İyiyim abi, çok şükür, bir sıkıntı yok ya. Allah iyilik versin. Bekliyoruz işte, bakalım. Bir gün böyle amcamla Bursa'ya gideceğiz. İnegöl'de durdu amcam. Kamyoncular lokantasında. Benim de o zaman Casio saatim var. Şöyle geniş şurası, kumandalı. Bu sıralar Casio var mı? Casio tabii ki, en eski saat firması da. O saatin televizyon kumandalı saatim vardı benim. Böyle kamyoncular maç izliyor o zaman. TRT 1, TRT 3 mü ne var işte. Neyse. Tam kamyoncular maç izlerken basıyordum. Kanal değişiyordu. Millet anlamıyordu. Televizyon bozuldu diye. Orada lokantanın sahibi televizyona böyle şaplak vuruyordu. En sonunda biri benim kolumla oynadığımı görmüş. Aa, bu bebe yapıyor, bu bebe yapıyor dedi. Adama dedim, oğlum sen nasıl yapıyorsun bu işi dedim. Aa bak dedim, düğmeye basılıyor abicim dedim. Buraya bak, değiştireyim dedim. Çocuğum çocuk. Yine 14. Yani 14-15. Öyle işte baba. Yine 14.
babamın arabasının radyosu burada değildi. Veya burada değildi. Şuradaydı. Şuradan şöyle ayarlardı, denerdi böyle. Yolda giderken bir şarkı çıkardı böyle, halk müziği. Onunla giderdik, eski tip böyle. Sadece radyoydu. Teyp yeri yoktu böyle. Ah, o radyoyu bir bulabilsem uzayı. Nerede? Yok mu? Allah bilir nerede. Arabayı da bulamıyoruz. Kamyonu bulsam kamyonu da alırım babamın arabasını. Şimdi bir anı anlatacağım size. Doğanın gücüyle ilgili bir anı. Bu olay kesinlikle gerçektir. Gramı gramına bir tane yanlış bir şey yoktur. Bir gün böyle sanayide, dükkanda oturuyor. Akşama doğru saat 4-5 gibi bir telefon geldi dayıma. Kaza yaptı. Birileriyle konuşuyor. Ya kaza yaptık da işte olay yerine gelebilir misin? Dayım dedim, kim kaza yapmış? İşte kaynım kaza yapmış. İyi. Dedim ben de geleyim ya. İyi hadi sen de gel. Taksiler burada kaldı. Bir araba bindik gittik buradan. Demet 12. caddede Cuma pazarının o arkada boşluk var. Boşluğun orada aynı otobanda kaza olmuş. Çarpışmış birbiri arabalar haşat. Bir taksici bir de bizim akraba. Bir de abi neyse. Baktım yere motor yağı falan dökülmüş. Orada da Cuma pazarı günlerden Cuma. O günde kandil ama hangi kandil olduğunu bilmiyorum. Millet dedim pazara giderken dedim ayağı kayar da dedim. Kadınların bebeler okuldan çıkıyor. Motor yağına basar asfaltta. Kayar bir tarafını kırır. Ben bir kovayla dedim bir kum doldurayım da kum dökeyim dedim yola. Bir de taksiciye dedim ki sende kova vardır bana bir kova ver abi dedim. O da işte kova dedim fırça lazım yok dedim abi kürek falan yok. Kış günlerden kışa yakın. Böyle 3-4 dönümlük arazide kovayı dolduracak toprak arıyorum. Ellerimle kazacağım ama taş olmuş böyle buz gibi olmuş toprak kazılmıyor. Yumuşak yer gezeceğim gibi kova doldurayım o motor yağını oraya dökeyim. Bir de abi bir 20 dakika gezdim ha o soğukta. Zaten kaza yerinde polis bekliyorlar bilmem ne. 20 dakika sonra yumuşak bir yer gördüm ha. Böyle ayağımla basınca yumuşak. Lan şöyle bir kazmaya başladım. Şöyle kazılmış bir yer. Kazmaya başladım. Böyle elimi bir soktum bir ip geldi böyle. Eskiden Fenerbahçe Galatasaray'ın böyle ipleri olurdu ya örgülü. Ondan sarıl ağacı verdi. İpi bir çektim. İp kilit var. Sarı yes yeni kilit. Arkasında da anahtar. Üstünde Arapça yazılar yazıyor. Cık. Lan bu neymiş dedim ya. Şöyle bir çırptım. Kilide bakayım. Kilidin üstüne okudum. Zürriyetinin bağlanmasına. İşte şöyle şöyle olmasına. Diye biri büyü yapmış. Oraya gömmüş. O 3 dönümlük 4 dönümlük yerde onu 1000 kişiye arattı, bir haftada bulamaz. İşte olacak ya. Bu neymiş dedim ya. Hemen koça koça gittim dayımgilin yanına. Dayı dedim böyle böyle bir şey ulan dedi. Biri büyü yapmış adama dedi. Çocuğu olmasın diye zürriyetini bağlamışlar dedi. O gün de kandil bak unutma. Abi dayım dedi ki ben bunu dedi çözemem. 9 tane böyle düğüm atmışlar. Düğümü çözdü. Açıyorum ben kilidi dedi. Açtık kilidi. Demek gidiyorum. O gün o ona büyü yapılan adam öyle bir dua etmiş ki Allah'a. İşte Rabbim bir evlat ver. Veya işte şöyle şöyle falan gibisin. Nasıl içten dua ettiyse. Orada Rabbim o kazayı nasip ediyor. Benim ben iş güzarım ya her yerde. Gidip kovayla kum aramamı bahane ediyor. Aklıma düşürüyor. Gidiyorum kovayla ararken onu buluyorum. Kilidi açıyor. Anladın mı? Dua çok önemli bir şey. Her zaman dua edeceksin. Duayı da içten isteyeceksin. Hani bir evlat babadan illa AVM'nin içinde ya da oyuncakçının önünde zıplıyor ya. Bana bunu al, bana bunu al diye. Sen de Rabbinden isteyeceksin, Rabbimden isteyeceksin. Rabbim bana ver diyeceksin. Çünkü bizim sahibimiz kim? Allah. Allah. Duanın gücü adlı YouTube videomuzun sonuna geldik. Bu da aynı şey gibi oldu. Şu ne anladın? Televizyonlarda oluyor ya böyle dini programlar. Aynı onun gibi oldu.
Ama doğru. Yalan varsa günahınızı çek. Biz niye böyle çekmedik? Ben ne bileyim niye böyle çekmedik? Niye ama böyle ters çekmedik? İşte bu söyledi. Millet diyecek ki direksiyon niye sağda? Burası Kıbrıs mı? Anladın? Böyle mi? Böyle de olurdu aslında. Mevzu anlatacak mevzu değil mi? Değil mi? Evet. Aklımız çok tatlı. Ne yapıyoruz o zaman Kuzey? Başlıyoruz. Yürüyoruz. Nereye? Alıyoruz. Niye öyle bakıyorsun? Eskiden arabası yoldan geldi mi mal sahipleri veya işte şoförler arabanın etrafında şöyle dolanırdı be. Şimdi millet zengin olmuş, lojistik olmuş. Arabasının plakasını boş ver, arabasından haberi bile yok. Şöyle bir dolanırdı etrafını, bakardı yoldan geldi mi. Şimdi adamlar kaç araban var dedim mi arabadan haberi yok. Bu iş böyle oldu işte. İnsanlar klasörlüklerini arabanın altına yatar. Kendisi yağlardı arabasını kafasına göre. Şimdi hoş güzel bir şey ama yine de bana göre sosyetelik. 150-200 milyon lira para verip araba yağlatıyor millet. Lastik patladığı zaman veya lastik değiştirdiğin zaman bir 10-20 kilometre sonra lastikler bir daha vijon anahtarıyla sıkılırdı. Şimdikiler lastiği değiştirir, dın devam abi. Ne lastik, ne suyuna bakma, ne yağına bakma. Yapıştır. Sessiz çalışan araba. Bak biz icat ettik. Ana çalışıyormuş valla. Artık mazot zamlarından sonra millet rampa aşağı fitesten sallıyor. Düze gelince gaza basıyor çalıştır. Böyle stoplar silinirdi. Şimdi yıkamacılar da sil. Elle. Önce elleydi. Böyle elle silme vardı stopları. Şöyle stopunu silerdi insanlar. Belki manevi olarak rahatlamak için ama o zaman da böyleydi. Sonra bez çıktı. Sonra da yıkamacılar. Kuzey dedem bunun stopların bu cıvatalarını bir sıkar da aynı bijon sıkar gibi biliyor musun? Sanki bana ağırlık taşıyacak. Çat der kırırdı. Sağlam şeydi eskiler. Eskiler sağlamcıydı. Şimdikiler de maaşçı pirinci. Meşhur arka stop ha. Eskinin arabacıları önlemini daha çok arar. Şimdikiler Allah korusun arıza yapıp da kaza yapınca ondan sonra eline telefonu alıyor. Ya oyun oynuyor ya internette dolanıyor arıza şeridinde. Hiç öne arkaya duba koyan yok. Bazı abilerimizi kardeşlerimizi tenzih ediyorum ama daha arabanın yağına suyuna bakmadan marşına basıp yürüyen adamlar var. Bunun en önemli sebebi onların suçu değil arabaların elektronik olması. Yağına suyun elektronik söylüyor muşurlar sayesinde ama ben hiçbir zaman güvenmem. Arabamın yağına suyuna iki güne de bozsa bakarım altından böyle damlattığı bir şeyler var mı gibisine. Bir altına eğilirim. Ondan sonra kabini kaldırıp yağına baktıktan sonra yürürüm. Örnek veriyorum. Ama şimdi araçlar hep teknolojik oldu. İnsanlar hazıra alıştı. Ondan sonra da yağı suyu eksilttiği zaman muşur bozuksa da haberi olmuyor. Ondan sonra hayırlı işler kucağa alıyor motoru. Veya mal sahibini kucağa aldırıyor.